Ekotürk ekranlarında yayınımız Dış Piyasa programıyla devam ediyor. Her salı günü olduğu gibi stüdyoda değerli bir konuğum var. Kolendi Menkul Değerler ekonomisti Doktor Bahadır İldokuz. Bugün stüdyoda benimle beraber. Bahadır, merhabalar, hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsın abi? Çok teşekkürler. Çok güzel seni stüdyoda ağırlamak. Aynen. Vallahi yarın akşam, bugün başlayan toplantı yarın bitecek. Fed'in faiz kararı ve hani Eylül'de bir indirim gelecekse bunun bir hani ön sinyali, bir merhabası, girizgahı bir yapılır diye. Suflesi verilir diye. Bekleniyor. Kasım Aralık'ta da aynen devam eder. Hani 3 indirimle yılı tamamlar diyenlerin de sanki sayısı artıyor gibi. Haftanın devamında da aslında bayağı bir, değil mi? Amerikan özel sektör istihdam önce, çarşamba, cuma, tarım işi istihdam falan. Yani veri takvimi de yoğun. Böyle bir denk geldi. Hepsi bir arada, evet. Ne dersin? Ya orada tabii büyüme geçen haftada konuştuğumuz hani beklentinin üzerinde geldi. 2.8 tabii bu projekte edilen ama evet. O tarafta ben açıkçası Eylül %2 hedefini de beklemeyeceğiz tarzındaki açıklama halen daha %50'nin altında bir olasılık veriyorum yani Eylül için. Benim için hala %51 işte Kasım-Aralık döneminde bir taneyle. 3 tane biraz bana fazla iyimser geliyor. Hı hı. Biraz da orada beklentiyi yönetmek adına geçmişte de işte 7 faiz indirim, 6 faiz indirim Fed Watch'ta gözüküyordu. İşte dot plot'ta 3 tane gözükmesine rağmen piyasa abartmıştı. Orada da düzeltecek hareketleri yani söylemleri, demeçleri Fed tarafında görmüştük. İşte güvercinler Şahin'e, Şahinler güvercine dönüp bir şekilde o süreci geçiştirdiler. Bence benzer durum şimdi de olacak. Tabii şu olabilir mi? Hani ister istemez aklıma özellikle işte Biden'ın çekilmesi sonrasında işte Harris'in, Kamala Harris'in gelmesiyle beraber burada hani olası bir faiz indiriminin işte siyasi karşılığında bir tarafa iyi gelme olasılığı olup da işte Kamala Harris'e burada çok zorlama bir olasılık gibi geliyor bana. Evet. Çünkü istihdam tarafı iyi yani öyle çok büyük bir bozulma yok. Evet eskiye nazaran soğuma var ama hani büyümeyle beraber baktığımızda çok problem olacak gibi değil. Mali genişleme devam ediyorlar ama hani orada da borç yükü evet orada bir kısıt olarak karşısında durmakla beraber en son gelmeden ben mortgage kredilerine bakmıştım hani ne aşamada diye. 7 yanlış hatırlamıyorsam %7.26'ya kadar çıkmıştı. 6.80 küsürlere kadar indi, evet. Evet geldi. Yani şimdi böyle bir ortamda faizi indirmenize çok beklenti evet burada bunu fiyatlıyor ama hani yukarı doğru bir atak olup da buna istinaden dur onun önünü alayım tarzında bir politika geliştirme zorunluluğu yok şu aşamada. Kendiliğinden inmiş. Hazır beklenti kanalı güzel işliyorken de ben biraz daha bir iki sufle vereyim. Zaten şurada hani Eylül olduğunda yani bugün işte Temmuz tamam bir ay sonra ya bakarız biraz böyle muammada bırak. Bir ay sonra zaten Eylül toplantısı var orada da ya yapmıyorum dese ne olacak yani hani şeyi düşünelim. Getirdi tamam arkadaş. Seçim var. Seçimden dolayı belirsizlikler devam ediyor. Evet enflasyonda düşüş trendini görüyoruz. Lakin bir toplantı daha bekleme kararı aldık dese şimdi iki demeç arasında fark olarak ya da yok kardeşim işte ben işte indirecektim ama başka bir şey oldu. Hani iki ekstrem örnek verdiğini varsayalım. Kimse hiçbir şey diyemez. Çünkü zaten bir ay sonra, iki ay sonra bir sonraki toplantı geliyor. Şimdi vade bu kadar kısaldığı için biraz da şimdi şeye olarak da bakmak lazım. Siyasetin gündemdeki ağırlığı nedir? Şu aşamada eskiden %60 belki ekonomi konuşuluyordu. Şimdi o %40'a falan geldi. %60 artık siyaset konuştuğumuz için yapmasa da çok büyük eleştiri almaz. Evet. Ama orada işte geçen toplantıda olduğu gibi şu olabilir. Tekrardan bir sıkıştırma işte dot plot'ta 3 diyorsunuz. İşte enflasyon geldiğinde işte 3 civarındaydı. Bu tarafta enflasyonda düşüş gerçekleşti ama istihdam iyi, işte büyüme iyi, %2 hedefinde hala ısrarcı mısınız? Böyle olacakken de dot plot'taki 3'ü nasıl açıklıyorsunuz? Hani ne olacak da biz bu noktaya geleceğiz tarzında hani birazcık soru cevap kısmında sıkıştırabilirler. Ama orada da sıkıştırsalar da geçmişte sıkıştırdığında da çok hani ekstrem bir şey olmadı. Ben açıkçası dediğim gibi Eylül tarafında hani Eylül'de bir şey beklemiyorum. Kasım Aralık daha hani net, daha makul, daha en azından hani ya şöyle ben kendimi yerine koyuyorum açıkçası. Şimdi ben Fed'in başkanı olsam veya Fed'deki üyelerden bir tanesi olsam ya zaten bu adam hani belli bir noktada hani tutarlılık noktasında bazı soru işaretleri var. Evet. Ben bugün faizi indirsem sen Biden'cı mısın diyecek. Faizi sabit tuttum enflasyon düştüğünü varsayalım.
kardeşim sen ekonomiden anlamıyor musun diyecek. Zaten hani bir şekilde beni hedefe koyacaksa zaten koyacak. Evet. Asıl amaç hani yayın öncesi konuştuğumuz işte Çin'i baskılamak, işte Çin'de küçük bankaların batağıyla ilgili evet. bazı haberler dolaşılıyor. Amaca hizmet ediyor mu şu anki faiz oranı? Fazlasıyla ediyor. Tahvil faizleri düştü, işte bir balon oluşup tekrardan oradan bir darbe yiyip Evergrande'den daha büyük bir darbe yeme ihtimali var mı Çin'in? Var. Hal böyleyken teraziye koyduğunda niye faizi yükseltti? 2021'de es geçip de 2022'de artık enflasyon köpürmüşken yükselten FED. Şimdi istediği noktaya gelmiş. Bunun ağırlığını niye azaltsın ki? Sadece hani piyasa wishful thinking yapıyor. Biraz hani böyle evet. ya ben böyle olmasını istiyorum. Tamam, ona yönelik iki tane demeç. Sıkıştırıcı soru gelirse topu çevirecek. İşte zaten yarım saat 40 dakika konuşuyor. Kusura bakmayın diyecek. Hani başka bir dedim. Geçip gidecek yani. Ben yorumum böyle. Yani iyiyle iyi, kötüyle kötü olmanın hakikaten Amerika'da sonu yok. Hani dile getirdiğin gibi sene başında 6-7 indirim Mart'ta başlar. Ha. Şimdi de hani bu toplantıda bile indirim aslında gerekiyor. İşte Eylül'de zaten cepte, hani Kasım Aralık'ta daha fazlası gelmeli. İşte Trump mesela Merkez Bankası'na ben gelene kadar indirmeyin ama ben geldikten sonra indirmeye işte, başlayın ve durmayın. O mesaj bir de çok güzel. Yani adam şunu diyor, koltuğunuzu seviyorsanız diyor, indirmeyin kardeşim diyor. Yani orada aslında Trump'ın bunu söylemiş olması. Siyasi algılamama ihtimali evet, yok zaten. Evet, zaten Fed üyesi olarak şimdi az evvelki konumdaki Fed üyesini düşünüyor. Ya ne yapsam adamı, tamam adam diyor ki ben hedefe koymamam için bunu yap diyor. Evet. Zaten Powell birkaç ay önce şunu demiş, biz siyasete karışmayacağız demiş. Siyasete karışmaman demek, nötr durman demek. Evet. Enflasyon ister düşsün, ister yükselsin, ben burada duracağım demen lazım zaten. Şimdi hal böyleyken ben Fed üyesi olsam abi karışma. Yani çok da enflasyon evet. iki seviyesine indi de indirmiyor gibi bir durum da yok yani. Aynen. Yeni üçler. Düşmüyor yani. Evet düşmüyor yani hani çekirdek tarafında PC'yi de kötü gelmedi geçen evet. hafta yani hani o tarafa baktığımızda hani biraz da tabii bu Philips eğrisine dönüyor biraz işin ekonomik tarafına gelecek olursak enflasyon istihdam. İstihdamda müthiş bir kırılma da yok. Tarihi düşük seviyelerde işsizlik oranı. Evet. Yani o zaman nasıl indirecek? Açık iş pozisyon sayısı da evet. yukarı. Yani her şey ekonomik büyümenin, ekonomik aktivitenin halen canlı olduğunu, büyüdüğünü. ABD ekonomisi %2.8 büyüyor diyoruz. Yani hani bu Türkiye veya işte bir gelişmekte olan herhangi bir ülke değil. 2.8 evet. o büyüklükteki bir şey için müthiş yani. 25 trilyonda yani 800 milyar falan. Evet yani neredeyse Türkiye ekonomisi neredeyse. Kadar bir çeyrekte büyüyor. Yani bu kadar şey yaratıyorsun. Şimdi durum böyleyken ben işte biraz daha büyüsün. Bu sefer 2.8'in 4'e geldiğini varsayalım. Balon olma ihtimali yok mu? Tabii. Şimdi bir de işin o tarafı var. Çünkü faiz indirince sen iyice körüklemiş olacaksın. Evet, BDDK gibi bir entity var ama hani şey değil, birebir bizdeki gibi değil. Fed ister istemez işte Silikon Vadisi Bankası hikayesinde yani o olayında gördük. Evet. Daha böyle proaktif davranan BDDK rolünü üstlenen bir hani regülatör rolü üstlendi. Şimdi bunu da gözettiğini varsayarsak ki biliyoruz böyle. Dörde geldiğinde bu sefer varlık balonları çıkacak. Yani Çin'e şu an yaşattığı veya Çin'in tahvil faizlerinden dolayı düşük ve olabilir bir varlık balonu diye risk gördüğü tırnak içindeki hikaye bu sefer kendi ekonomisinde canlanmaya başlayacak ve enflasyon mücadelesini çöpe attığı gibi üzerine bir de balonla işte tekrar kurtarma paketleriyle tekrardan işte quantitative easinglerle hani parasal genişlemeyle öyle bir sıkıntılı sürece girecek. Ben onu o yüzden hani çok olasılık vermiyorum ama hani daily trade eden, günlük trade eden işte ben şey olur abi diyor yani o, evet. o bizim istesene de piyasasında da var. Tabii, tabii işte yani. Aldım mı diyor bu 3x gidecek 5x. Kriptoda da var yani şimdi ona kulak asıyor muyuz? Ben dediğim gibi ben asmıyorum. Hani burası daha makul ve mantıklı gözüküyor. Çünkü şimdi Netanyahu'dan da çıkalım. Şimdi işin biraz da ekopolitik tarafına. Evet. Geldi ABD'de herkes alkışladı. Öyle veya böyle alkışlandı adam. Yani işte bazıları başka şeyler gösterdiler. Hani aslında eleştiriyorlar falan. Yani günün sonunda açık şey yaptı. Demek ki bu destek de kesilmeyecek. Enflasyonu körükleyen bir desteği sen faizi indirerek senin başına bela olmasını istemezsin. ABD'nin en büyük özelliği ne? Kendi krizini ihraç edebiliyor olması. İşte rezerv para rolü, Swift sistemi sağ olsun. Amerika'da hangi senatörün lafı dedi? Dolar bizim para birimiz ama sizin sorununuzdur diye. Aynen öyle. Gelişen piyasalara. Ya özellikle. Şöyle işte Emre Alper'e hep konuşuyorduk. 2006'da bize bir makale okutmuştu. Şey diyordu, ABD'nin toplam varlığının %30'u, rakamlar hani değişken olabilir evet. ama çok şey değil. %30'u işte Japon yeni. İşte %30'u Euro. Ondan sonra tabii o zaman Çin Yuan'ı falan bu kadar şey değildi. 20 sene öncesinden bahsediyorum neredeyse. İşte
%20'si altın, işte geri kalan kısmının bir kısmı işte oraların tahvili, bonosu bilmem neyi. Sadece %10'luk kısmı ABD doları ve ABD dolar cinsi tahvilden oluşuyor. Yani dünyadaki ekonomik sistem batsa ABD gene kurtuluyor. Hani sistemi öyle bir kurmuş ki. Evet. Şimdi istediği gibi öbür taraf isterse satsın. Adam tahvil tutmuyor ki. Yani Çin tahvil sattığında ne oldu işte bu geçtiğimiz 10 sene içerisinde, 20 sene içerisinde? İşte ben de hani 2000 yılların başına dönecek olsak 2001 hani 11 Eylül'de askerdeydim. İşte hani ikiz kureleri hani Amerika'ya Pearl Harbor'dan sonra en büyük saldırı. Yani Amerikan dolarının değer kazandığını hani üniversitede yeni çıkmışım işte hani Emre Alper, Cevdet Akçay vesaire tedris altından hani böyle bir sorun yaşayan ülkenin para birimi normalde değer kaybetmesi. Ama o ülke Amerika olunca hani yine insanlar gidip o krizde olan ülkenin para birimine gidip yatırım işte yapıyor, tahvil alıyor. Riskten yani belirsizliğe geçmesi bile yeterli oluyor ABD'de. Evet. Çünkü belirsiz diyor. Çok neyse da, ne bildiğime. Çok da bugün değişmiş değil aslında. Aynen, bakın, öyle, o günden aynen öyle. Peki diğer taraftan işte Japon Merkez Bankası var, İngiltere Merkez Bankası var, diğer merkez bankalarından da. Geçtiğimiz hafta Kanada Merkez Bankası mesela bir faiz indirimi yaptı ki o hani İngiltere'nin Amerika'nın dışına pek çıkan bir merkez bankası değil ama böyle biraz hani İsviçre'leşme yoluna mı gitti falan çok o da bir tartışıldı. Evet orada biraz Anglo-Saksondan kayıyor gibi. Değil mi? Bir Kanada. Dışarı bir güç eksen kayması. Şimdi hani sterlin 1.30 üzerinde tutunamadı, o da 1.28'lere geriledi. Yani euronun değer kazanması için aslında bu kadar Fed'in faiz indirim söyleminin geldiği yerde her şey yani un şeker helva var ama euro da bir değer kazanamıyor gibi diğer taraftan. Ya işte orada belirsizlik şöyle, sistem bence sistemle ilgili belirsizliği yani yatırımcılar, küresel yatırımcılar fiyat diyor. Şimdi işin biz böyle devam edeceğiz mi, etmeyeceğiz mi? Euro'daki problemler çözülecek mi, çözülmeyecek mi? İşte İngiltere'si yani şu an problemsiz görebildiğiniz hangi ülke var? Hani sadece soruyorum. Yani Avrupa'da belki İsviçre falan filan yani o da çok küçük ona da ülke hani ekonomideki payı belli yani. Doğu Avrupa, Baltıklardaki filan hani Avrupa Birliği'nden gelen yardımlarla kendine yani anca Slovenya, Letonya filan. Yani öyle olabilir. Yani. İskandinavlar falan olabilir. Ufak olmasından kaynaklı. Evet ufak yani olmasından kaynaklı. Belli büyüklüğe sahip de sorunsuz. Sorunsuz hiçbir yok. Yer yok. Yani ve hatta daha sıkıntı 3 sene sonra, 5 sene sonra ne yapacağı ile ilgili ABD işte Anglo-Saksonları bir kenara bırakırsak onlar artık oyun kurucu ve hani şey olduğu evet için Çin bile ne yapacağını bilmiyor. İşte bugünkü haber dediğim gibi. Ya tahvil faizi düşük ne güzel ekonomik büyüme zaten aşağı gelmişti. Bu ucuz finansman maliyetleriyle ekonomiyi boost ederiz. Tekrardan hani büyümesini sağlarız. Evet. Büyüme istediğimiz seviyelere gelir. Ama bir yandan varlık balonu olur da bir sıkıntı yaşar mıyız diye. Adam bile hani onun cevabını net bir şekilde kararını veremiyor. Evet. Şimdi hal böyle olunca biraz taşların hani ben açıkçası 2025'te sancılı geçecek. Bence 2025'te de halen daha hani bu belirsizliklerin olduğu normalde teorinin söylediğinin işte lekli gelse bile işte bu lek belki bir ay olacak, iki ay olacak normalde ama belki birkaç çeyrek olacak. Bu dönemde evet işte dört aya, beş aya çıktığı bir anomalinin artık hani olduğu bir sürece doğru giriyoruz. Çünkü halen daha taşlar oturmadı. Kimin kimle yanaşacağı, kimin kimle işbirliği yapacağı. Hindistan mevzusu projesi var. 50 milyar dolar konuşuluyor. İşte belki çarpı iki diyelim 100 milyar dolarlık bir ilk sene ekonomik bir katma değer yaratacak deniyor ama hani ne oluyor, ne bitiyor, orada neler oldu onunla ilgili hiçbir şey yok. Görünen o ki şeyi de işte Rusya'nın zaten nükleerle ilgili durumu belli. İşte Finlandiya'nın falan da NATO'ya girmesiyle beraber işte en son hava savunma sistemi Ukrayna'ya vereceğiz dediler. Biraz böyle gerginliğin daha tırmandırıldığı bir süreç. Ha, risk yüksek, getiri de yüksek ama kayıp da çok yüksek olabilir. Yani burada biraz bence hani yatırımcılar açısından da şeye bakmak lazım. Bir, hani gaza gelmeyelim biraz tırnak içerisinde. Hani evet, birinin şunu dedi işte şöyle o değil. Yani bir izle, gör. Şöyle bir birkaç geçmiş toplantılara bak. Ne olabilir? Hani biraz da böyle makro ve ekopolitik hani bakış açısıyla o ışığı birazcık karanlığa tutarsak yol aslında 3 aşağı 5 yukarı belli ama eskisi gibi uzun işte 12 aylık bir projeksiyon yapabileceğiniz bir şey de değil. Tam tersi ekopolitikle yarın bir gün Çin dese ki tamam kardeşim ben hani çip teknolojisinden vazgeçtim bilmem ne deyip hani ABD'nin bütün isteklerini yerine getirse belki bambaşka bir dünya yuvanacağız. Bütün işte şu an bahsettiğimiz risk oluşturan hususların çoğu belki değişecek. Belki Hindistan'dan bile vazgeçecekler. Hani bilmiyorum hani çok ekstrem bir örnek evet, olsun diye söylüyorum. Hani o yüzden göreceğiz ama. Peki o zaman biraz içeriği konuşalım. Şimdi PPK özeti geldi işte. Eski hocamız Cevdet Akçay'ın açıklamaları, açıklama, hani faiz indirimini, değil mi? Bir yani iletişim tarafında bir Fed'i, ECB'yi, Bank of England'ı falan hatırlatan, hani belki şimdiye kadar unuttuğumuz yani Merkez Bankası'nın
PPK harici bir hani değil mi seminerde toplantıda tabii, falan tabii. bir görüş bildirmesi, ona göre piyasayı şahinden güvercine çekmesi vesaire. Şimdi bakıldığında hani iş dünyası 50'ler civarı, piyasa katılımcıları 30 civarı, halk da 70 civarı bir 12 aylık hani bugünden hani Temmuz 2025'e kadar enflasyon beklentisi var. Bunu bir araya bir konverj etmesi, yakınsamasını istiyor muhtemelen PPK tabii ki üyeleri, Cevdet Hoca ve başkanı dahil olmak üzere. Verdiği mesajlarda hani biraz daha piyasayı şahin tarafı çok kısa sürede bizden faiz indirim beklemeyine getirme amaçlı. Çok tehlikeli bir beklentiydi o çünkü. Yorumlandı. Yani onun, sen nasıl değerlendiriyorsun? Onun önünü almaları lazımdı. Ben bir gazeteye de bir köşe yazısı yazdım onunla ilgili. Yani ekonomik hatta bilgi asimetrisi ve beklentiler üzerindeki etkisi üzerine diye evet. yazdım. Şimdi asimetrik bilgi piyasada ne yazık ki pohpohlanıyor. Yani hani sosyal medyanın negatif etkileri ekonomi üzerinde veya yatırımcılar üzerindeki negatif etkisi burada. Evet. Bunun bir kere düzenlenmesi gerektiğini zaten her platformda söylüyoruz. İşte ekonomist olmayıp ekonomist ünvanını kullanmak normalde yasal olarak da mesela sıkıntı. Ama baktığında geçmişte işte... Lisansı olmayıp piyasa yorum yapmak. Yani lisansı yani. Olmayıp da işte çıkıp hisse yorumu yapan, evet. şey yapan. Yani burası bir kere hani bir müthiş bir bilgi kirliliği var ve olması gerekenden... Bence enflasyon beklentileri anlamında da hisse senedi piyasasını kenara bırakıyorum. Çok evet. küçük onun hacmi. Yani Merkez Bankası'nın sadece yaptığı günlük işlemlere bile baksak TL'ye karşılığında bile çok küçük kalıyor. Ama bunun asıl beklentiler üzerinde bir sıkıntısı var. Yerel seçimlerden önce hatırlarsanız işte milyonlu takipçili şeyler hesaplar işte döviz alın. Evet. Çünkü genelde başımıza geldi gibi. Şimdi burada Cevdet Hoca şunu net bir şekilde koydu. Ya evet arkadaş... Öyle bir beklentiye giriyorsun da bunun bir şeyi yok, aslı astarı yok. Biz bunu konuşmuyoruz. Böyle bir beklenti içine girip de bizim uyguladığımız parasal, yani para politikasının ve parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini düşürmeyin diye net bir hani şey yaptı. Tabii ki bunun temelinde işte kim çıkarttı bu söylentiyi derseniz işte işler rayına girince hemen zaten bizde malum biraz eleştiri aynı fikirde değilse hemen düzgün olanını da bozayım. Hani çamur at lekesi kalsın hesabı. O mantıkla ilerleyen insanlar var. Evet. Orayı kesmiş olması pozitif. Tabii bu beklentiler tarafı, enflasyon beklentileri tarafı orada insanlar hissettiği enflasyona göre. Şimdi hane halkı gıdada %70'i görüyorsa adam, kira artışı işte zaten hani harcanabilir gelirin içindeki paylara baktığınızda zaten büyük şey kiradan geliyor. Zaten orası %100'e yakın artmışsa günlük gıdası da işte %50 mertebesinde artıyorsa ortalaması zaten %75 oluyor. Ben buna bakarım diyor. Evet. Haklı olarak. Şimdi iş adamı benim diyor maliyetlerim bu, kar marjım buydu. Ben kredi maliyetine bakarım diyor. Ondan sonra piyasa katılımcıları adamın zaten kredisi yok, bir şey yok. O biraz daha hani makul, biraz daha hani ekonomi yönetiminin istediği şeyde verilere bakarak %30 diyor. Şimdi bunun birbirine konverj etmesi bir kere beklentilerin aynı hedefe yönelmesiyle olacak. Burada da kusura bakmasın hiç kimse ama hani işte YouTube kanalında bilmem ne demeyle olmuyor bu iş. Veriyle oluyor. Veriyi de herhalde Merkez Bankası'ndan daha fazla veriye veya işte ekonomi yönetiminin sahip olduğu veriden daha fazla veriye sahip olan hiç kimse yok. Bazılarını gecikmeni görüyoruz, bazılarını hiç görmüyoruz. Aynen yani farklı da tabii ki. Oradaki hani araştırma kadrolarındaki yetkinlik vesaire konusunda da ya bu ne zaman olur biliyor musun? Kafasında bir soru şöyle yapıyorum. Olur. Hatırlarsın Murat şeyde bir eski Merkez Bankaları Merkez Bankası Başkanı zamanında böyle bir şey dışı takvim dışı toplantılar oluyordu. İşte 625 bas puanlık artışlar bilmem. Evet. Öyle bir hikayeye geldiğimiz veya işte böyle takvim dışı bir ZK adımı işte bilmem ama böyle derinden etkileyecek noktaya geldiğimizde artık o zaman piyasa katılımcıları şunu diyor. Yok yani merkez ne diyorsa ben onu yapacağım. Şimdi o dönemleri hatırlayıp o psikolojiyi hatırlarsak o dönemki Merkez Bankası'na doğru hızlı gidiyoruz. Evet. Ama ya elin saf yani 12 ay önce başladığım bir enflasyon mücadelesinde kusura bakma 12 ay sonra FED bile faiz indirmiyorken. Orada da bir asimetri var yani evet. yarattığın sürede. Geri alamıyorsun daha uzun. Aynen öyle, aynen öyle. Yani onu bilmiyorsan da bilen adamları bari dinle. Evet. İşin başındaki adamı okey yani o dinlemek zorundasın. Peki yani piyasanın da böyle bir adım merkeze yaklaşması ama merkezin de piyasaya bir noktada yakınsaması adına Ağustos enflasyon raporunda işte 2025-2026 enflasyon tahminlerinde bir yukarı revizyon bekler misin? Özellikle 14 tahmini 2025 için. Çok eleştiriliyor. Yani gerçekçi bulunmuyor. Onu muhtemelen Eylül'de yaparlar. OVP'de şimdi biliyorsun Hazine Maliye Bakanlığı Eylül
genelde Eylül'ün son haftası falan OVP'yi açıklıyor. Eskiden YEP'ti işte, ondan önce gene OVP'ydi. Evet. Eylül'ün sonu, Ekim'in başı gibi diyeyim. OVP açıklandığında bir revizyon gelirse o zaman gelir. Ama onun öncesinde bir revizyon beklemiyorum. Ama şu da hala kulağımda, yani Cevdet Hoca'nın söylediği üst band 42'nin daha üstüne gitme ihtimali bizim hesaplamalarımıza göre yok diyor. E şimdi şeye de bakıyorsunuz, hani likitte adımlarına falan da bakıyorsunuz. Özellikle işte ben altın vereceğim, dolar vereceğim, TL likitteyi de çekeceğim diyerek orada biraz daha artık parasal aktarım mekanizmasının etkinliğinin en azından işte bir hafta öncesine göre veya işte 3 ay öncesine göre çok daha arttığı, 6 ay öncesine göre müthiş arttığı bir noktadayız. Bu trend devam ettiği sürece hani ben orada çok büyük bir esneme ve şey olacağını zannetmiyorum. Ha ne olur, ekstrem bütçe tarafı, yani mali tarafta bir problem çıkar ve buna istinaden bir vergi artışıyla beraber istenilen vergi geliri toplanamazsa o tarafta bir gecikme ve buna istinaden hani OVP'de veya sonraki aşamada onunla ilgili bir revizyon gelebilir ama şu aşamada zor gibi. Evet, bir de son olarak ertelenmiş zamlarla beraber Temmuz ayında enflasyonun beklentilerde ilk planda böyle 2-2,5'ta falan başladı. Şimdi 3,5'lar 4'ler falan havada uçuyor. Hani buna mukabil hani yıl sonu 42-43'lere falan hani gelir mi gelmez mi de yine piyasada tartışıyor. O konu ilişkin yorumla istersen tamamlayalım. Ya ben 42'yi dediğim gibi ben Cevdet Hoca'nın şeyindeyim. Yani 42 diyorsa 42'dir, 42'yi aşmayacak diyor. Tabii burada hikaye şu, işte 2,5-4-6 gelsin ne fark ettir? Yani hani şu anlamda söyleyeyim. 9,5'tan yine aşağıda. Evet, şimdi baz etkisi. İnsanlar şunu kaçırdı, yani Merkez Bankası işte Ocak, yanlış hatırlamıyorum, Şubat-Mart dönemiydi. İşte enflasyonda aylık trend aşağıya doğru döndüğünde... Evet. Biz bunu proaktif olarak takip ediyoruz diye ekonomi yönetimi söylediğinde hiç kimse kulağına kulak arkası etmedi. Yani evet. Kimse sallamadı. Sonrasında yataylaştı ve aylık bazda beklenenin üzerine çıktığında sürekli açıklama geldi PPK metninden. Ama hiçbir yatırımcı umursamadı. Çünkü yıllık enflasyondaki görüntü, oradaki detay benim için önemli değil dedi insanlar. Şimdi yıllık enflasyondaki görüntü ister hızlı olsun ister yavaş olsun mevcut seviyenin altına geldi. Altına. Şimdi... Hal böyle olunca yabancının da baktığı, ne yazık ki şu ana kadar en azından veri bunu teyit ediyor. Yani tersi bir durum yok. Evet. Ben şu yıllık bir düşsün, yani onu göreceğim diyor. Ha, aylıktaki bozulma işte 2,5'la başlayıp 4'e gitti, 4'ten 6'ya deyip böyle bir trend tekrar yukarıya döndürme ihtimali çok düşük gözüküyor. Ondan sonra trende geri döner. Evet, evet yani. Evet. Bahadır çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler, bugün Dış Piyasa programında Kore'nin en güncel ekonomisti Doktor Bahadır İldokuz konuğum oldu. Fed'le başladık ama içerideki enflasyona dair beklentileri de değerlendirdik. Böylece programın sonuna geliyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyorum.